Bugün her il bazında hem de ilçelerimiz bazında AK Parti temayül yoklamasını yapmak üzere buradayız. Beraberimizde Hatay Milletvekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Zafer Sırakaya ve AK Parti Kadın Kolları MKYK üyemiz Sayın Şule Uygur hanımefendi, İl Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve tüm AK Parti camiası olarak buradayız. Öncelikle 31 Mart genel seçimleri için AK Parti her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de hem halkımızın nabzını hem de delegelerimizin, partilerimizin nabzını tutmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün 44 elimizde belediye başkanı adaylığı ile ilgili temayül yoklamasına gelmiş bulunuyoruz. İlimizde oy kullanacak arkadaşlar saat 10 itibariyle elektronik oylama sistemiyle gelip oylama kullanmaya başladılar. Ben ilimize, ülkemize, partimize hayırlı olması temennisiyle bugün de inşallah hayırlısıyla kazasız belasız bir şekilde geçiririz diye düşünüyorum. Büyüklerimiz her zaman şunu söylüyor: bir şeye münasip olmak yeterli olmuyor. Şu an Kırklareli Belediyesi'ni almak için en münasip dönem. Ben şartlarım itibariyle en münasip dönemdeyim. Tabii bunun bir de nasip tarafı var. İnşallah nasibimizde de varsa buradan temayül tabii bu belediyeci bir şey unsur değil mi? Katı olarak ama adaylığımız kesinleşir ise Kırklareli Belediye'yi alıp AK hizmetlere yeniden başlayacağız. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bugün temayül yoklamamız var. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, siz de hoş geldiniz basın olarak. Partimiz bugün önce kendi içindeki adayları kendi takdirleriyle yukarı bir fikir olması açısından, genel merkezi fikir oluşması açısından kendi takdirlerini bugün kullanacaklar. Ama gördüğümüz görüntüde abilerimle beraber, diğer aday adayı abilerimle beraber pırıl pırıl bir ortam var. Çok saygı çerçevesi, çok bir ortam var. Bunun sonunda çıkarsa çıksın Kırklareli'ye çok iyi bir şekilde hizmet edeceğinden benim hiçbir şekilde şüphem yok. Niyetimiz Kırklareli'ye artık AK Belediyeciliği getirmek. Çünkü gerçekten şehir ülkenin aldığı, ülkenin gördüğü yatırımlardan çok mahrum kalıyor belediyesel anlamdaki sıkıntılardan ötürü. Bu belediye çalışmıyor demekten ziyade belediye çalışsa da imkanları kısıtlı olduğu için yapabilecekleri de kısıtlı oluyor. Ama iktidar partisinde olan bir belediyede gerçekten çok sınırsız ve çok açık imkanlar var. Biz artık bu imkanlarla Kırklareli'yi tanıştırmanın nedeniyiz. Bunun için bu yola çıktık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hangi aday çıkarsa sonuna kadar arkasındayız, destekçisiyiz. İnşallah Kırklareli'ye de AK Belediyeciliği getireceğiz. Evet kardeşim, bugün malumun olduğu üzere AK Parti'nin belediye başkan aday adayları için temayül yoklaması yapılıyor. Öncelikle ülkemize, AK Parti'ye, aday adaylarına, ilimize hayırlı olması dileğiyle bugün burada oy kullanacak değerli teşkilat mensupları arkadaşlarımızın yüreğinden geçen işleriyle burada tercihlerini özgürce yapacaklar inşallah. Genel merkezde haline çıkacak. Bizler de Kırklareli'nin daha güzelleşmesi için, Kırklareli'ye daha iyi hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Bu işi yapacağımıza inandık. Biz de geldik, adaylarımız olduk. İnşallah bizi tercih ederlerse, genel merkez uygun görürse, yapılan anketler sonunda görürse bu görev talibimiz inşallah hayırlı olsun. Bütün arkadaşlarıma hepsine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum.